Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni şarkıları değerlendirmeye devam edeceğiz. Şubat ayı içerisinde dijital dünyada yeni şarkılar yerini almaya devam etti ve onları ana hatlarıyla şimdi değerlendirmeye hemen başlayalım. Bu şarkıların ilki Dik Yokuş isimli şarkı. Solisti Banu Parlak, Doğan Müzik etiketiyle yayınlanan bir şarkı. Şarkının çıkış tarihine baktığımızda 13 Şubat 2019 tarihini görüyoruz. Gerçeği söylemek gerekirse bu videoyu hazırlamadan önce Banu Parlak'la ilgili hiçbir fikre sahip değildim. Kim diye şöyle bir araştırdığımda Instagram'ın popüler yaptığı bir profil olduğunu gördüm. Profil diyorum neden diye sorabilirsiniz. Çünkü şarkıdaki performansına baktığımızda bir şarkıcı mı yoksa şarkı söylemeye çalışan biri mi diye şöyle bir soru işareti önüme geldi ve cevabını bulmaya çalıştım. Cevabını bulmaya çalışırken gördüm ki sosyal medyanın popüler kıldığı yeni bir figürle karşı karşıyayız. Sosyal medya birini popüler yapıyorsa o her şeyi yapmak zorunda değil. Banu Parlak da ortalama değerde şarkı söyleyebilen bir kadın vokal. Bu genç kadın vokal 30'lu yaşlarında ben şarkı da söyleyebilirim demiş ve profesyonel anlamda son birkaç yıldır şarkılarıyla kamuoyunun önüne çıkmaya devam ediyor. Önüne çıkarken de özellikle YouTube ve diğer sosyal medya mecralarında Banu Parlak sizler tarafından beğeniliyor. Tabii ki bu sizin tercihiniz. Ama bana sorarsanız yapmış olduğu müzik son derece ilkel bir müzik. Dik Yokuş isimli şarkının gerek sözel yapısı, gerekse aranjesine baktığımızda bu ilkellikten bu Türkiye ne zaman kurtulacak diye sormadan edemiyorum. İşte bunlardan dolayı Türkiye'de müzik gelişmiyor ve bir yere varmıyor. Ama Türkiye insanı, yani sizler Banu Parlak'a ve onun yorumladığı şarkıları beğenerek ve takdir ederek yol almasına izin veriyorsunuz. Böyle olunca da Türkiye'de müzik enternasyonel anlamda hiçbir yere varmıyor. İyi müzik yapanlar arka planda, kötü müzik yapanlar ön planda, saf tutmaya devam ediyorlar. Bu şarkıyla ilgili söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Sadece örnek olsun diye karşınıza çıkardım. Sanırım Banu Parlak ve şarkısına yeteri kadar bu videoda zaman ayırdık. Kendisine hayatta başarılar diliyoruz. Bu videoda müziğin her türüne yer veriyoruz. Yeni çıkan şarkılar içerisinde sadece pop şarkıları değerlendirmek olmaz. Bu coğrafya arabesk de dinliyor, rap de dinliyor, rock da dinliyor, pop da dinliyor, pop arabesk de dinliyor. Şimdi arabesk yorum içeren yeni bir şarkıyı değerlendirelim. Bu şarkı da Ceylan'a ait. Küçük Ceylan olarak başlayan müzikal kariyerinde Ceylan oluncaya kadar geçen süreçte kendi adıma Ceylan'dan müzikal olarak bir gelişme hiçbir zaman beklemedim. Arabesk müzik bana göre kendini geliştirebilen bir müzik türü değildir. Fasit bir daire içerisinde yeknesak bir kimliğe sahiptir. Arabesk kendini nasıl geliştirebilir? Aranjörle. Eğer ki aranjör arabesk müziğe bir yenilik, bir devrim getirebilirse o başka bir kimlik kazanabilir. Dolayısıyla bundan sonrasında arabesk denen müzikal türden çok büyük devinimler beklemek herhalde sürpriz ve boşa beklenti olur. İşte bu nedenle ben de Ceylan'dan yenilikçi bir beklenti içerisinde değilim. Ceylan bu şarkıda ortalama değerde şarkıcılığını konuşturuyor. Yani bildiğimiz Ceylan. Şarkı tipik bir Ceylan şarkısı olmuş. Şarkının sözü ve müziğine baktığımız zaman önemli bir imza var. Yıldız Tilbe. Ve aranjesine baktığımız zaman da Caner Tepecikli'nin imzasını görüyorum. İşte Caner Tepecikli bu şarkıda yeni hiçbir şey yapmamış. Klasik formlarda arabesk bir aranje. Dolayısıyla tüketici eğer ki bunu istiyorsa Caner Tepecikli gereğini yapmış. Ceylan eğer bunu istiyorsa Caner Tepecikli evet doğrusu budur demiş. Açıkçası Ceylan yeni bir şarkı çıkarmam gerekiyor demiş ve yeknesak bir şekilde daha önceden yapmış olduğu şarkılarının devamında benzer bir şarkıyla karşımıza çıkmış. Bu şarkıda da yalnız değil, stüdyoya girerken kızı Melodi'yi de yanına almış. Bu şarkıdaki Ceylan'ın performansına baktığımız zaman klasik Ceylan performansıyla karşı karşıyayız. Kızı Melodi'ye geldiğimiz zamansa amatör bir şarkıcı olarak stüdyonun da kendisine sunmuş olduğu imkanlarla annesine eşlik etmeye çalışan bir vokal olarak karşımıza çıkıyor. Neden diye sormak istiyorum. Şarkıyı dinlediğimde görüyorum ki bu şarkı sözel yapısıyla iki kadının söyleyebileceği bir şarkı değil. Yani iki kadın birbirine neden bu cümleleri kursun? Ha, bir kadın bir erkek vokal olabilir. Yani Ceylan'ın kızıyla birlikte stüdyoya girmesi işgüzarlıktan başka bir şey değil. Neden? Niye? Diye kendi kendime soruyorum. Ama dinleyici bu soruyu çok fazla sormaz. Herhalde kızıyla bir anım olsun demiştir ya da kızı anne ben de şarkı söylemek istiyorum. Seninle birlikte söyleyebilir miyim? Demiş olabilir.
ne şekilde olursa olsun. Müzikal formdan uzak, anlamsız bir düet diyebilirim bu şarkı için. Şarkının video klibine gelince, şarkının video klibi Kemal Başbuğ'un yıllardır mesleki kariyerine baktığımız zaman Kemal Başbuğ imzasının yanında vasat bir video. Videoda hiçbir şey yok. Kemal Başbuğ çok daha iyi videolar çekmiş olan bir yönetmen olmasına rağmen bu videoda standart bir video ile karşımıza çıkıyor. Hatta standardın da altında diyebilirim. Gerçeği söylemek gerekirse sinema eğitimi görmüş olan son sınıf öğrencisi bitirme tezi hazırlasa bu videodan daha iyisini çeker. Yalanı dolanıyla zararı ziyanıyla. Şubat ayı içerisinde yeni şarkılar en çok da 15 Şubat tarihinde karşımıza çıktı. Bu tarihte yayınlanan şarkılardan birisi de Nilüfer'in Tik Tak isimli şarkısı. Doğan Müzik etiketiyle yayınlanan bu yeni şarkısında Nilüfer'in marka isimlerle çalıştığını görüyoruz. Şarkının sözü ve müziği Şehrazat'a ait. Düzenlemede Volgat Tamöz'ün imzası var ve video klip yönetmeni ise Nihat Odabaşı. Peki bu şarkıyla ilgili neler söyleyebiliriz? Bu şarkıda Nilüfer şarkının hakkını vokal performansıyla vermeye devam ediyor. Ne de olsa yılların Nilüfer'i. Hani Türkiye müziğinin dört yapraklı yoncası kimler diye sorsanız Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru ve Nilüfer derim. Neden derseniz aynı jenerasyonun, aşağı yukarı aynı jenerasyonun bu dört kadın vokali yıllardır hala sahnedeler ve başarılı sahne performanslarına devam ediyorlar. Nilüfer de onlardan biri. Ve bu şarkında hakkını veriyor. Ama bu şarkı Nilüfer diskografisinde nasıl bir yere sahip olabilir? Bu şarkıdaki söz yazarı ve besteci olan Şehrazat, beylik bir Şehrazat şarkısıyla karşımıza çıkıyor. Şarkının aranjörüne gelince, bu şarkının aranjörlüğünü yapan Volga Tamöz, bana göre Nilüfer'in tercihi değil, Şehrazat'ın tercihidir. Çünkü Şehrazat yapmış olduğu şarkılarda birinci sırada aranjör olarak her zaman Volga Tamöz'ü tercih ediyor. Bu tercih sonrasında uyum içerisinde çalışan Şehrazat ve Volga Tamöz'ün ortak imzasıyla işte Nilüfer'in yorumlamış olduğu Tik Tak isimli şarkı karşımıza çıktı. Bu şarkı Nilüfer diskografisinde nasıl bir yere sahip olacak? Bunu bize zaman gösterecek. Ama bir parantez açmam gerekirse Nilüfer kariyerinin son dönemlerinde her zaman proje albümleriyle ön plana çıktı. Maalesef tekli ve yeni şarkılarıyla kendini çok da iyi ifade edemedi. Umarım bu şarkıyla kendini daha iyi ifade edebilme imkanını yakalar. Ve video klip. Şehrazat gibi, Volga Tamöz gibi projenin video klip yönetmeni de marka bir isim demiştim. Nihat Odabaşı. Nihat Odabaşı bu videoda Nilüfer'i adeta baştan yaratmış gibi. Yani bu video klipte Nilüfer'e iddialı bir kompozisyon çizmiş ve bunda da başarılı olmuş. Video klip yönetmenliğinin öncesinde fotoğraf sanatçısı kimliğiyle tanıdığımız Nihat Odabaşı'nın video kliplerinde görmüş olduğumuz o doğru enstantaneler bu videoda da karşımıza çıkıyor. Şubat tarihinde yayınlanan yeni şarkılardan birisi de Kabahat Bende. Aslında yeni şarkıdan öte yeni video desem hiç de yanlış olmaz. Çünkü bu şarkı Buray'ın 2018 yılında yapmış olduğu son kariyer albümünde Kehanet isimli albümünde yer alan şarkılardan biriydi. Buray tabii ki düzenli aralıklarla albümüne video klip çekmeye devam ederken son olarak 15 Şubat'ta bu şarkının videosuyla karşımıza çıktı. Kabahat Bende isimli şarkının sözüne ve müziğine baktığımız zaman şarkının sözlerinde Gözde An Ançer'in imzası var. Müzikte ise Buray müziği Gözde Ançer'le birlikte yapmış. Ve aranjöre gelelim. Şarkının aranjörü Bahadır Tanrıvermiş ve Buray. Eğer ki bir solist olarak kendi şarkılarını yazıyorsanız ve şarkının aranjelerine de müzikal olarak dokunabilme yeteneğiniz varsa sizin tabii ki sektörel olarak şansınız bir hayli fazladır. Buray'ın Buray olmasındaki en önemli etken de bu. Kendi şarkılarını yorumlayan bir solist olması. Kabahat Bende için şu cümleyi kuralım ve noktayı koyalım. Şarkı klasik bir Buray şarkısı. Ve gelelim şarkının video klibine. Bu video klipte yönetmen Serdar Börcen buraya bir performans videosu çekmiş. Yani orkestrası ve Buray'dan oluşan iç mekan bir çalışma. Peki nasıl bir video ortaya çıkmış? Videonun en temel özelliği Buray'ın beden dilini iyi ifade edebildiği bir video olması. Yan yan sende Haftanın yeni şarkılarını değerlendirdiğimiz videomuzda geliyoruz bir başka yeni şarkıya. Bu şarkının adı Yazık ve solisti Bengü. Şarkı bir aşk şarkısı. Sözü ve müziği Ersay Üner'e ait olan şarkının aranjörlüğünü yapan isim Volga Tamöz. 15 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan bu şarkı için şunu söyleyebiliriz. Ersay Üner'in bu şarkısı adeta Bengü için yazılmış. Çünkü Bengü'nün kariyerine baktığımızda bu tandansta şarkıları sıklıkla yorumladığını görüyoruz. Bengü bu tür şarkıları
yorumlamayı sevdiği için bu şarkıdaki performansına baktığımızda şarkının duygusunu veren bir vokal karşımıza çıkıyor. Gelelim şarkının video klibine. Şarkının video klip yönetmeni bir kadın yönetmen Elif Demiral. Ve bu videoda yine Bengü'nün diğer videolarındaki bir çizgiyi görüyoruz. Bengü'nün tek başına performans sergilediği videolardan bir başkası karşımıza çıkıyor bu şarkıdaki videoda. Yeni şarkısıyla karşımıza çıkan isimlerden bir diğeri de Yalın oldu. Yalın'ın yeni şarkısı 19 Şubat 2019 tarihinde yayınlandı. Bu şarkının adı Deva Bize Sevişler. Şarkının sözü ve müziği her zaman olduğu gibi yine Yalın imzası taşıyor. Yalın bu şarkının düzenlemesinde aranjör Sabi Saltel ile birlikte çalışmış. Şarkının video klip yönetmeni ise Murathan Özbek. Bu şarkıyla ilgili olarak söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Her şekliyle, her haliyle bildiğimiz bir Yalın şarkısı. Hani bir deyim vardır, etliye sütlüye dokunmadan yol almak. Bu şarkıda Yalın kendi çizgisinin dışına taşmadan bildiğimiz Yalın çizgisi neyse o çizgiler içerisinde bir yol haritası çizmiş ve o performansla şarkı kitlesine sunmuş. Yani Yalın'ın şarkısında ne bulacağız diye sorarsanız cevabım şu olur, bildiğiniz Yalın'ı bulacaksınız. Yalın bu şarkıda diğer şarkılarında olduğu gibi o naif solist performansıyla karşımıza çıkıyor. Video klibinde de yönetmen diğer Yalın video klipleri kanıksadığımız o romantik Yalın çizgisini korumuş ve öyle bir fotoğrafla, öyle bir hikayeyle Yalın'ı bize sunmuş. Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler? Yeni şarkıları değerlendirdiğimiz videomuzda bu kez karşımıza çıkan isim Lerzan Mutlu. Lerzan Mutlu bir albüm yaptı. Evet, bir single değil, bir albüm ve bu albümde yer alan şarkılardan Farz Et albümün çıkış şarkısı oldu ve ilk video klibini bu şarkıya çekti. Aşk Acısı isimli albümde Lerzan Mutlu bildiğimiz şarkıları cover performansla yorumlarken işte o şarkılardan biri Farz Et. Farz Et, Seda Akay imzası taşıyan bir şarkı. Sözleri Seda Akay yazarken şarkının bestesinde aynı zamanda solist olan Niran Ünsal var. Aranjör ise Caner Tepecikli. Farz Et isimli şarkıyı aslında nereden hatırlıyoruz? Bu şarkıyı yıllar öncesinde ilk olarak Nalan, Of Aman Nalan yorumlamıştı. Ve şarkı yıllar sonra bu kez Lerzan Mutlu'nun vokal performansıyla karşımıza çıktı. Şunu söylemem gerekir ki şarkının aranjesi bir cover şarkıda olması gereken yenilikçi bir tavra sahip değil. Klasik normlarda yapılmış olan bir aranje. Yani şarkı yeni bir şarkı kimliğinde, yeni bir yorum kimliğinde değil. Hatta şunu da söyleyebilirim. Şarkının özgün aranjesi bana göre bu aranjeden daha iyi. Lerzan Mutlu'nun bu şarkıdaki vokal performansına gelince, klasik Lerzan Mutlu yorumu dersek hiç de yanlış olmaz. Yani bildiğimiz Lerzan Mutlu bu şarkıda da karşımıza çıkıyor. Kendini aşan ya da yenileyen, farklı farkındalık yaratan bir yorum söz konusu değil. Tabii bu farkı ve farkındalığı yaratmak için en önemli etken nedir diye sorarsanız o da şarkının aranjesi. Aranje böyle olunca Lerzan Mutlu da ona uyum sağlamak durumunda kalmış. Bu aranjeye ve beraberinde şarkıdaki yeni yoruma baktığımız zaman şarkı daha da arabeskleşmiş bir halle karşımıza çıkıyor. Ve gelelim video klibine. Video klip yönetmeni Erkan Naz. Video ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ben çok güzel görünmek istiyorum diyen bütün kadın solistlerin aslında istediği normlar neyse onu çeken bir yönetmen anlayışı söz konusu. Solist yönetmene beni güzel çıkar demiş. Yönetmen de bol filtreli ve rötuşlu bir kadın olgusuyla videoda karşımıza çıkmış. Ama gelin görün ki bazı planlara baktığımız zaman ışığın azizliğine uğrayan bir Lerzan Mutlu'yla da karşı karşıya kalmıyor değiliz. Yani her planda mermer gibi pürüzsüz bir cilde sahip olan Lerzan Mutlu karşımıza çıkmıyor. Ben bu şarkıyı değerlendirirken aslında iceberg'in bir de görünmeyen yüzü var. O görünmeyen yüzde de bu şarkının yer almış olduğu albüm söz konusu. Bu albüm için harcanan bütçeyi düşündüğümde şunu söyleyebilirim. Gerçekten yazık oldu. Farz et yaşadık, doyduk güzele. Yeni şarkıları değerlendirdiğimiz bu videomuzda sizlerle paylaşacağım son yeni şarkı bir Murat Boz şarkısı. Öldür Beni Sevgilim. Bu şarkı bir soundtrack çalışma. Murat Boz şarkıcı kimliğinin yanında 2018 yılında çekmiş olduğu bir filmde oyuncu olarak rol aldığı filmde bu şarkıyı da soundtrack olarak yorumlamıştı ve şarkının video klibi 22 Şubat 2019 tarihinde ilk kez yayınlandı. Şarkının sözlerine baktığımızda söz yazarı olarak Meral Yaman karşımıza çıkıyor. Bestesinde ise iki isim var.
var. Bunlardan biri Birkan Şener, diğeri Gökçer Turan. Şarkının düzenlemesini ise Gürsel Çelik yapmış. Şarkı bir soundtrack, yani film müziği olduğu için şarkıyla ilgili olarak çok da söze gerek yok. Sonuçta bir film için yazılmış olan bir şarkı. Dolayısıyla bu şarkının Murat Boz diskografisinde ve kariyerinde nasıl bir yeri olacağının çok da önemi yok beraberinde. Neden mi? Çünkü bu şarkıdan çok daha iyi şarkılar yorumladı ve kariyerine o şarkıları da kattı Murat Boz. Şarkı bir film için ortalama değerde yazılmış olan bir şarkı deyip geçelim ve video klibe gelelim. Bu video klipte Murat Boz filmde birlikte rol aldı. Seda Bakan'la kamera karşısına geçmiş ve yine ortalama değerde bir video performansıyla bize şarkısını pazarlamış. Seda Bakan'ın da videoda olması şarkının videosuna görsel açıdan güzel bir enerji katmış. Araya giren filme ait olan planlarda tabii ki şarkının bir soundtrack olduğunu çok daha iyi ifade eden bir video klibin karşımıza çıkmasına olanak tanımış. Ölmedik be güzelim, hadi vur beni, sen yak beni, öldür beni sevgilim. Şubat ayında yayınlanan yeni şarkıları değerlendirdiğimiz videomuzun da sonuna geldik. Videomuzun sonuna gelmişken hatırlatmayı bir kez daha yapalım. İçeriklerimizi izledikten sonra mutlaka içeriklerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum bölümünde bizimle paylaşın. Aynı zamanda içeriklerimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin.